Başından beri referandum sonucunun hayır çıkmayacağını, çıksa da 7 Haziran 2015 seçimlerinde olduğu gibi bir bahaneyle tekrar seçime gidileceğini düşündüm. Olabilecek en iyi sonuç evet ve hayır oranlarının birbirine çok yakın olmasıydı. Nitekim öyle oldu. Böylece ülkenin yarısı onca baskı ve dayatmaya rağmen yeni sisteme karşı itirazını tescillemiş oldu. Bu çok önemliydi ama o kadar. OHAL koşulları altında yapılan rejim değişikliği referandumunu yine OHAL koşulları altında rejim değişimi süreci izleyecek. Ülkenin sistem değiştirme seçimini futbol maçı galibiyetiyle mukayese eden bir siyasal anlayış, ezici galibiyet alamadığı sonuçlara bozum olmuş olsa da yoluna devam edecek. Şehirli muhafazakarların rahatsız olduğu anlaşılmış. AK Parti bu sonuçları iyi değerlendirmeliymiş. Bunlar züğürt tesellisi. Tabii ki her seçim sonucu ve özellikle detaylandırılmış tablo toplumu yorumlamak için en iyi araçlardan biridir. O nedenle sonuçları analiz etmek önemli. Ancak bu analizlerin siyasi bir karşılığı yok. Olmayacak, bizzat Cumhurbaşkanı söyledi. Atı alan Üsküdar'ı geçti, yani ne derseniz boş, iş işten geçti. Yıllardır analizler, muhasebeler, akıl yürütmeleriyle değil, güç siyasetleriyle yönetilip onlara eşlik eden deyim ve atasözleriyle yol alıyoruz. Hem de pek kaba saba deyişleriyle. Başbakan, bakan değişimi olmayacağını, dere geçilirken at değiştirilmez veciz ifadesiyle öğreniyoruz. İşin işten geçtiğinin ifadesi sür eşeğini nideye. Ardımızda iyi eserler bırakmanın önemini vurgulayan atasözü, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri şeklinde. İşte Türkiye'nin ve dahi İslam aleminin geleceğini teminat altına alması beklenen büyük medeniyet iddiası kendini böyle ifade ediyor. Yok artık bu iş bitti, gidiş belli, derdimize yanalım bile diyemiyorum. Bu gidişin sonunun belli olmasından bile daha beteri, bu gidişin sonunun belirsiz olması. Türkiye gibi büyük, önemli ve karmaşık bir ülkenin dar görüşlü ve sığ bir siyasi zihniyetin sistem diye dayattığı, keyfi yönetim cenderesiyle yönetilemeyeceği açık. Nitekim denemesi yapıldı. Bir süredir bu anlayış ve fiilen başkanlık sistemiyle yönetilen ülkenin hali de gelecek için ne vaat ettiği de ortada. Şehirli muhafazakarlar, gizli hayırcılar 2019'a kadar kimin imdadına yetişir bilemiyorum. Ama tepkilerinin hali hazırda mimlenmek dışında kendilerine bile faydası olmayacak, zira gidişat sandığımızdan daha kötü. Türkiye sürdürülemez bir yönetim modeline sürükleniyor ve bu gidişe karşı durmanın tüm yolları artık kapalı. Bu ülkeden umudumuzu tümden yitirelim demiyorum ama durum seçim analiziyle geçiştirilebilecek gibi değil. Hal böyleyken İslamcılar veya iktidar bloğu içinde tartışmalar başlamış, birbirlerine ateş püskürüyorlarmış gibi meseleler üzerine bir dakika bile düşünmeye değmez. Sahi önemli fikirler yarışıyor da haberimiz mi olmuyor? Yok öyle bir durum. Belli ki söz konusu olan düpedüz İkbal kavgası, Erdoğan'ın gözüne girme yarışı, oğluna, damadına yakın olmaktan devşirilen güçler arası didişme. İşte keyfi yönetime, otoriter rejime tabi olan toplumların acıklı hali budur. En büyük haber saray kulisleri, en iyi analiz beyefendinin sözlerinden fal tutmak, en önemli siyasi tartışma dar sahada didişmelerden ibaret hale gelir. Hali hazırda yaşananlar bundan ibaret. Son olarak olay dönüp dolaşıp bir kez daha eğitimsiz, taşralı kitleye fatura edildi. Şehirli muhafazakarlar bile işin içinden sıyrıldı ya, ben bir de ona yanıyorum. Onca okumuş yazmış, hatta ortalarda entelektüel diye dolaşan adam, kadının bunca yıl iktidara yakın durmak adına dalkavukluk, laf ebeliği yapması, muhafazakar olmayan şehirlilerin, üstelik en zenginlerinin kazançlarına zarar gelmesin diye otoriter siyasete zemin sağlaması neredeyse daha masum bir iş sayılacak. Başımıza gelenler sebepsiz değil ama yine de haksız, yine de hukuksuz.